Evet. Analitik düzende bir vektörün uzunluğu evet sevgili arkadaşlar koordinat sistemini şöyle kısaca sadece birinci bölgeyi alacak şekilde evet burada da bir A noktası A'ya B olsun. Bakın A'nın dikiz düşümü ve B'nin dikiz düşümü sevgili arkadaşlar. Burada şu anda A noktasını eğer biz A vektörü yapmak istiyorsak ne yapıyorduk? Başlangıç noktasını A noktasına birleştiriyorduk. İşte arkadaşlar bu bizim A vektörümüz olmuş oldu. Eğer biz A noktasının koordinatını sevgili arkadaşlar A virgül B olduğu için A vektörünün de koordinatını A virgül B şeklinde yazabiliyorsak. Bunun uzunluğunu sevgili arkadaşlar şu şekilde. İki tane mutlak değer. Buna norm da diyebiliriz. A şeklinde arkadaşlar yazabiliriz. Burada Pisagor bağıntısı yapacak olursak A birim, B birim, A kare artı B kare eşittir sevgili arkadaşlar bizim uzunluğumuzun karesine. Dolayısıyla uzunluğumuzda ne olacaktır? Karekök içerisinde A kare artı B kare şeklinde yazabiliriz. Evet, bize verilen arkadaşlar noktanın evet A'sının karesi ve B karesi karekök içerisinde toplarsak bize sevgili arkadaşlar ne yapıyor? Uzunluğumuzu veriyor. İsterseniz bununla ilgili bir iki örnek yapalım. Örnek. İsterseniz A vektörümüz 1'e 2 olsun. Uzunluğunu bulmaya çalışalım. Sevgili arkadaşlar ne olacaktır burada? Karekök içerisinde 1'in karesi 1 artı 2'nin karesi 4. Buradan da eşittir. Kök 5 sonucu bulunacaktır. Bir başka örnek daha yapalım. Evet. İsterseniz A vektörümüz ne olsun? 3'e eksi 4 olsun. Eğer sevgili arkadaşlar biz burada A vektörümüze ait olan uzunluğu bulacaksak eğer karekök içerisinde 3'ün karesi 9. Eksi 4'ün karesi sevgili arkadaşlar eksi kesinlikle yazmıyoruz. Eksi 4'ün karesi direkt artı 16. Yani kök 25. Yani artı 5 olarak sevgili arkadaşlar sonucu buluyoruz. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar analitik düzlemde birim vektörden bahsedelim. Daha önce de söylemiştik. Birim vektör demek uzunluğu bir birim olan vektöre verilen addı. Şimdi analitik düzlemde birim vektörden bahsedelim. Evet, tanımı tekrar ayrıca yazmaya gerek yok. Uzunluğu bir birim olan vektöre birim vektör denir. Yani şuydu. A vektörü A virgül B eğer norm A eşittir 1 ise A birim vektör. Bu. İsterseniz bir örnek verelim. Şimdi vereceğimiz vektörün birim vektör olup olmadığını birlikte inceleyelim sevgili arkadaşlar. A vektörü 1 bölü 2'ye eksi kök 3 bölü 2 ise A'nın birim vektörü olup olmadığını gösterelim sevgili arkadaşlar. Evet. Ne dedik? A eşittir 1 olmalıdır. Eğer birim vektör ise şimdi inceleyeceğiz. Bakalım sevgili arkadaşlar. Karekök içerisinde 1 bölü 2'nin karesi. Direkt arkadaşlar 1 bölü 4 olarak yazabiliriz. Artı eksi kök 3 bölü 2'nin karesi sevgili arkadaşlar. Eksinin zaten karesi artı olduğu için o gidiyor. Kök 3'ün karesi 3 bölü 2'nin karesi 4. Evet sevgili arkadaşlar. Karekök içerisinde paydalar eşit. 3 1 daha 4 ve 4 bölü 4'ten 1. Karekökün içerisindeki 1 de dışarıya artı 1 olarak çıkıyor. Evet arkadaşlar uzunluk 1 olduğu için burada verilmiş olan A vektörümüz gerçekten de birim vektördür. Evet sevgili arkadaşlar.
Şimdi bir vektör ile aynı yönlü birim vektör ve zıt yönlü birim vektör nasıl bulunur ya da nasıl oluşturulur ondan bahsedelim. Şimdi bir vektörün uzunluğu bir birim olursa birim vektör oluyor. Peki biz bir vektörün uzunluğunu nasıl bulacağımızı da biliyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, eğer biz bir vektörü uzunluğuna bölersek, dolayısıyla aynı yönlü birim vektör elde etmiş oluruz. Yani sevgili arkadaşlar, biz A vektörünü uzunluğuna bölecek olursak, işte bakın, bu nedir? A vektörü uzunluğuna böldüğünüzde sonuçta ne yapacaktır arkadaşlar? Tüm uzunluk 1 olacaktır. Ve birim vektör olacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bir örnek yapalım. Ve diyelim ki A 3'e 4 ile aynı yönlü birim vektör nedir? Evet sevgili arkadaşlar, hemen kısaca bulalım. Direkt 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Evet arkadaşlar, karekök çesi toplamları 25 yapıyordu. Dolayısıyla 5'e eşitti. O halde sevgili arkadaşlar, aynı yönlü birim vektör ne olacak? Evet, A yerine vektörümüzü yazalım. 3'e 4 bölü A'nın uzunluğu yerine arkadaşlar 5'i yazalım. Burada bölme işlemini hem 3'e hem de 5'e ayrı ayrı uygulayabilirsiniz. Peki yaptığımız işlemin sonucunun doğru olduğunu görmek istiyorsanız da arkadaşlar, isterseniz kontrol edelim. 3 bölü 5'in karesi sevgili arkadaşlar, 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25, artı 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, toplarsak 25 bölü 25 ve sevgili arkadaşlar buradan da gerçekten bir sonucu bulunur. Bu da şu anlama gelir: biz bir vektörü normuna bölersek aynı yönlü birim vektörü buluruz. Eğer zıt yönlü birim vektörü bulacaksak, o zaman da sevgili arkadaşlar yapmamız gereken tek şey başına eksi işareti koymak. Yani A vektörünün normuna böleceğiz. Evet, başına bir de eksi işareti koyacağız sevgili arkadaşlar. İsterseniz bunu da bir örnekle süsleyelim. Evet. A eksi 5'e 12 ile zıt yönlü birim vektörü bulunuz. Evet sevgili arkadaşlar, öncelikli olarak isterseniz hemen A'nın uzunluğunu bulmaya çalışalım. Norm A eşittir karekök içerisinde eksi 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144, eşittir 169, eşittir 13. Çünkü 169 13'ün karesi sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla zıt yönlü birim vektör şu olacak. Evet, eksi 5'e 12 bölü 13. Şu anda bakın, aynı yönlü birim vektör, başına eksi işareti koyduğumuz anda zıt yönlü olacak. İsterseniz hem dağıtalım, eksi ile eksinin çarpımından artı 5, bir de bölü 13, eksi dağıtalım, eksi 12 bölü 13. İşte sevgili arkadaşlar, A eksi 5'e 12 ile zıt yönlü birim vektörümüz budur. Şimdi iki vektörün eşitliği, toplamı, farkı nasıl bulunur? Bunlara bir göz atalım. Evet, iki vektörün eşitliği. Toplamı ve farkı. Şimdi sevgili arkadaşlar, bizim A vektörümüz
A virgül B, B vektörümüzde C virgül D olsun. Eğer biz burada A vektörüyle B vektörünün eşitliğinden bahsediyorsak, eğer o halde her ikisinin de x değerleri A eşittir C ve her ikisinin de y değerleri birbirine eşit olmalıdır. Eğer biz A vektörüyle B vektörünü toplamak istiyorsak sevgili arkadaşlar, bu sefer de her ikisinin x değerlerini topluyoruz. Sonra her ikisinin y değerlerini topluyoruz. Sonra A vektörüyle B vektörünün farkını bulmaya çalışıyorsak eğer, evet sevgili arkadaşlar, ne yapacağız? A'dan B'yi çıkartacağımız için, evet, A eksi C'ye B eksi D şeklinde sevgili arkadaşlar yazabiliriz. İsterseniz bunlarla ilgili çok güzel örnekler çözelim ve iyice pekiştirelim. Evet. A vektörümüz A artı 2'ye 6, B vektörümüz de eksi 1'e B artı 4 ise ve A ile B birbirine eşit ise küçük A ve küçük B'nin toplamı kaça eşittir? Evet sevgili arkadaşlar, bakın A ve B vektörleri birbirine eşit verildiği için dolayısıyla her ikisinin de x değerleri birbirine eşit olacak. Yani A artı 2 ile eksi 1 birbirine eşit olacak. Dolayısıyla 2 karşı tarafa geçecek ve A eşittir eksi 3 bulunacak. Y değerleri de birbirine eşit olacak sevgili arkadaşlar. 6 eşittir B artı 4'ten 4 karşı tarafa geçecek ve B eşittir 2 bulunacak. Bize soru da A artı B'yi sormuştu sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 3 artı 2, buradan da eksi 1 sonucunu bulacağız. Evet sevgili arkadaşlar, bir diğer örneğimiz evet, A vektörümüz 6'ya eksi 2, B vektörümüz de 2'ye eksi 3 olsun. Buna göre AB vektörümüz nedir diye sorulmuş. Evet sevgili arkadaşlar, burada biz AB vektörünün bittiği yer olan B vektöründen eksi başlangıcı olan A vektörünün çıkartılmış şeklinde öğrenmiştik. Dolayısıyla koordinatları yazmamızda hiçbir sakınca yok. B yerine 2 eksi 3 eksi A'nın koordinatları da 6'ya eksi 2. İsterseniz pratik olarak hiç yazmadan x'leri çıkartalım. 2 eksi 6. Buradan da sevgili arkadaşlar eksi 4. Eksi 3 eksi eksi 2 sevgili arkadaşlar. Bu şu anlama gelir. Eksi 3 artı 2 yani eksi 1. İsterseniz anlamayabilen arkadaşlarımız için açık açık tekrar yazalım. 2 eksi 6, evet virgül, eksi 3, eksi, eksi 2 dedik. Ve sevgili arkadaşlar buradan parantez içerisinde 2'den 6 çıktı. Eksi 4, eksi 3, eksi 2 zaten yan yana gelince artı olduğunu söylemiştik. Eksi 3 artı 2 daha sevgili arkadaşlar, eksi 1 bulunur. Evet, AB vektörümüz eksi 4'e eksi 1 olarak yazılabilir. Bir diğer örneğimiz sevgili arkadaşlar. Evet. A vektörümüz 3'e 5. AB vektörümüz 1'e eksi 2. Buna göre B vektörü nedir? Evet sevgili arkadaşlar. Burada AB vektörünü B eksi A şeklinde yazabiliriz. B eksi A eşittir. Evet. 1'e eksi 2. Bize soruda verilen A vektörünü de yerine yazıp karşı tarafa atabiliriz. Yani ne olabilir?
B vektörü eksi, evet A vektörü yerine 3,5 eşittir 1'e eksi 2. Bunu karşı tarafa atabiliriz sevgili arkadaşlar. Ne olur buradan? B vektörü eşittir. Evet. Eksi karşı tarafa geçince artı olur. Yine 3,5. Karşı tarafta zaten artı olarak duruyor bu. 1'e eksi 2. Yani sevgili arkadaşlar B vektörü buradan ne olur? Evet. Bakalım. 3 artı 1 daha. 4. 5 artı eksi 2 daha. 5 eksi 2 demektir bu. Bu da 3 olur. Sevgili arkadaşlar bu şekilde bulabileceğimiz gibi burada şunu da söyleyebiliriz. Evet B burada, 3'e 5 burada, 1'e 2. Evet sevgili arkadaşlar kaçtan 3'ü çıkartırsak 1 kalır sevgili arkadaşlar? 4. Demek ki B'nin burada hemen görüyorsunuz sevgili arkadaşlar x değeri 4 olsun ki 4'ten 3 çıkarsa 1 kalsın. Evet kaçtan 5 çıkarsa eksi 2 kalır sevgili arkadaşlar? Tabii ki 3. 3 eksi 5. O da işte sevgili arkadaşlar eksi 2 görüyorsunuz. Aynı sonucu iki şekilde de bulabilmiş olduk. Evet sevgili arkadaşlar burada şu da yapılabilirdi. Şu işlemi bakın tekrar yazacağım. Evet. B eksi A eşittir. 1'e eksi 2 yazdık. Bir de bize A vektörü verilmişti. O da eşittir. 3'e 5. Sevgili arkadaşlar gelin taraf tarafa toplama işlemi yapalım. Bakınız. Burada eksi a ile artı a birbirini götürdü. Yalnızca burada b kaldı. B eşittir. Evet x'leri kendi aralarına toplayalım. 1, 3 daha 4. Eksi 2, 5 daha 3. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. 3 farklı şekilde b vektörünü bulmuş olduk. Birkaç soru daha yapıp bunu da bitirelim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi A vektörümüz eksi 1'e 2. B vektörümüz 3'e. Burada nokta yaptık. Bunu da nokta yapalım isterseniz. Burada nokta yapalım. Evet. A noktamız eksi 1'e 2. B noktamız 3'e eksi 4 ve C noktamız 4'e 6 için AB vektörümüzün CD vektörümüze eşit olduğunu biliyor isek D vektörümüzün ne olduğunu bulmaya çalışalım. Evet sevgili arkadaşlar AB demek B eksi A demek eşittir CD demek D eksi C demek. Hemen yerlerini yazacak olursak sevgili arkadaşlar. Bakın B vektörümüzün 3'e eksi 4 eksi A vektörümüzün A noktasıyla aynı koordinatlara sahip olduğunu biliyoruz. Eksi 1'e 2 eşittir. D vektörümüzü bilmiyoruz. Eksi sevgili arkadaşlar C vektörümüzün de 4'e 6 olduğunu biliyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar burayı bir toparlayalım isterseniz. 3 eksi eksi 1 yan yana artı olacaktı. 4 eksi 4 eksi 2 eksi 6 eşittir. D evet. İsterseniz sevgili arkadaşlar hiç karşı tarafa atmadan da yapabiliriz. İsterseniz atarak da yapabiliriz. 4'e eşit olacakmış. Kim? Kimden 4'ü çıkartırsam 4'e eşittir? 8. Bakın 8'den 4 çıktım. Gerçekten 4. Peki kaçtan 6 çıkarsa eksi 6 kalır? 0. Evet. 0'dan 6 çıkarsa gerçekten de sevgili arkadaşlar eksi 6 kalır. Yalnız diğer yöntemle de isterseniz yapalım. Anlaşılmayan bir nokta kalmasın. Burada şu eksili ifadeyi karşı tarafa atarsam artı olarak geçecek. Burada ne vardı? 4'e eksi 6. Bu da bu tarafa artı olarak geçti. 4'e 6 eşittir. D vektörü. Sevgili arkadaşlar toplayacak olursak 4, 4 daha 8. Evet. Eksi 6. 6 daha 0 eşittir D vektörü. Bakın sürekli aynı şeyi bulup duruyoruz zaten. Evet. Bir örnek daha yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar ve artık bunu sonlandıralım. Son örneğimiz.
Evet. A vektörümüz 3'e 0. B vektörümüz 2'ye eksi 2. C vektörümüz 3'e 6. İse A vektörü ile BC vektörünün toplamının uzunluğu nedir? Evet. Böyle bir soru. Evet sevgili arkadaşlar. Bakalım. A vektörümüz zaten belli. 3'e 0 artı BC vektörümüzün sevgili arkadaşlar C eksi B olduğunu biliyoruz. İsterseniz şurada hemen kısaca yazalım. BC vektörümüz eşittir. C eksi B vektörüdür. Evet sevgili arkadaşlar. İsterseniz hemen yazalım. C vektörümüz 3'e 6 eksi B vektörümüz sevgili arkadaşlar 2'ye eksi 2. Evet. Burada sevgili arkadaşlar 3 eksi 2 daha 1, 6 eksi eksi 2 daha 8 olacak sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla BC vektörümüzde ne bulduk? 1'e 8. Eşittir sevgili arkadaşlar. 3, 1 daha 4, 0, 8 daha 8. Evet sevgili arkadaşlar. A artı BC vektörümüz bu ise. Bunun uzunluğunu sevgili arkadaşlar nasıl buluruz? Şu şekilde yazalım. A artı BC vektörümüzün sevgili arkadaşlar uzunluğu eşittir. Karekök içerisinde 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64. Toplayalım sevgili arkadaşlar 80. Dışarıya nasıl çıkacak? 4 kök 5 olarak çıkacak sevgili arkadaşlar. Şimdi bir vektörü sevgili arkadaşlar K sayısıyla da çarpabileceğimizi ifade edelim. Not. A vektörümüz A virgül B olsun sevgili arkadaşlar. Ve K da gerçek bir sayı olsun. Gerçek bir sayı. Burada sevgili arkadaşlar K gerçek sayımızla A vektörümüzü çarptığımızda A vektörümüzün koordinatı olan A virgül B'yi K ile çarpmış oluruz. Yani AK artı BK şeklinde sevgili arkadaşlar yazabiliriz. İsterseniz bununla ilgili hemen iki tane örnek paylaşalım. Evet sevgili arkadaşlar. A vektörümüz 2'ye 3 ve B vektörümüz de sevgili arkadaşlar eksi 3'e 4 olmak üzere 2A eksi 3B ne olduğunu bulmaya çalışalım. Evet sevgili arkadaşlar. Hemen görüyorsunuz A vektörü 2'ye 3 ise 2 katı ne olacaktır? Direkt 4'e 6. 2 ile çarpıyoruz. Eksi sevgili arkadaşlar. Eksiyi karıştırmayın. 3B'yi bulmaya çalışalım. Evet 3 ile genişletecek olursak eksi 9'a evet sevgili arkadaşlar 12 olarak bulunur. Dolayısıyla eşittir. Nasıl yapıyorduk? 4 eksi eksi 9. Tekrar orada bir hata yapmayın diye yazayım. 4 eksi eksi 9 virgül 6 eksi 12. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar buradan ne bulunur? Eksi eksi yan yana gelince artı olacak. Dolayısıyla burası 13. 6 eksi 12 de eksi 6 olacak sevgili arkadaşlar. Evet. Bir diğer örneğimiz de şu. Evet, 2A vektörüyle sevgili arkadaşlar, B vektörümüzün toplamı 2'ye 5. Ve BA vektörümüz 4'e eksi 8 ise diyor, A vektörümüz nedir? Soru bu. Evet sevgili arkadaşlar, burada 2A artı B vektörünü yazalım. 2'ye 5. BA vektörünü de A eksi B şeklinde yazalım sevgili arkadaşlar. 4'e eksi 8. Bizden A vektörünü istiyordu. Dolayısıyla taraf tarafa bir toplama işlemi yapacak olursak 2A A daha 3A. Sevgili arkadaşlar burada görüyoruz ki artı B ile eksi B birbirine götürüyor. Burada X'leri kendi aralarına topladık. 2, 4 daha 6
5 eksi 8 daha eksi 3. 3a bu ifade ise a'da ne olacaktır sevgili arkadaşlar? 3'e bölünmüş hali. 6'yı 3'e bölelim. 2 eksi 3'ü 3'e bölelim sevgili arkadaşlar. Eksi 1 olarak bulunacaktır. Şimdi iki vektörün paraleline geldik sevgili arkadaşlar.